Hızdayız. Başbakan Erdoğan'ın Hopam mitingi öncesinde olaylar çıktı. Erdoğan'ın ilçeye gelişini protesto etmek isteyen gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grupta polise taş atınca ilçe savaş alanına döndü. Erdoğan ise daha sonra düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Çaykur'un özelleştirilmeyeceğini yineledi. Hedefinde yine CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Miting sonrasında da olaylar çıktı. Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Erdoğan protestosu yaşandı. Erdoğan'ın konuşma yapacağı miting öncesi ilçede bazı binalara AKP aleyhine pankart asıldı. Aralarında CHP, ÖDP ve Halk Evleri Derneği üyelerinin olduğu ifade edilen grup pankart astıktan sonra meydana gelerek horon oynadı. Bu sırada Cumhuriyet Meydanı üzerinde 3 helikopter alçaktan uçtu. Buna tepki gösterip yuhalayan ve ardından da HES'leri protesto etmek için "Su haktır, satılamaz" yazılı pankart açan gruba polis müdahale etti. Polis grubu tazikli su ve biber gazı kullanarak dağıtmak istedi. Grupta polise taş attı, ilçe savaş alanına döndü. Polisin ve AKP'nin bazı araçları da hasar gördü. Göstericilerden ve polislerden yaralananlarla biber gazından etkilenen çok sayıda kişiye ambulanslarda ve hastanede tıbbi müdahalede bulunuldu. Olaylardan sonra düzenlenen mitingde Erdoğan önce Çaykur'un özelleştirilmeyeceğini yineledi, ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu Kılıçdaroğlu bilesiniz ki siyasetçi falan değil. Bu sadece CHP'nin içinde yerini korumaya gayret ediyor. Onun için 12 Haziran'da sizin vereceğiniz ders çok önemli. Erdoğan'ın mitinginin ardından da olaylar çıktı. AKP konvoyundaki araçlar taşlandı. Güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada başbakanın koruma polislerinden biri otobüsten düştü. Korumanın düştüğü o anlar kameralara böyle yansıdı. Hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği öğrenilemeyen koruma polisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Artvin Hopa'dan görüntüler böyleydi sevgili seyirciler ve son bir bilgi daha verelim bu konuyla ilgili olarak. Biber gazı kullanıldı dedik, kalabalık gruba karşılık polis tarafından ve biber gazı kullanımı sonrasında bir kadının kalp krizi geçirdiği ve ne yazık ki hayatını kaybettiği bilgisi de yine elimize ulaşan bir son bilgi Artvin Hopa'dan. Bu arada Başbakan